Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir tane soru çözeceğiz. Çeviren o pump devreleriyle alakalı. Yani inverting o pump devreleriyle alakalı. Şimdi sorumuz diyor ki eğer aşağıda verilen o pump devresinde input voltajımız 0.5 volt olursa bana output voltajını ve aynı zamanda 10 k ohmluk direncin içinden yani üzerinden geçen akımı bulabilir misin? Şimdi her şeyden önce şunu hatırlamamız lazım herhangi bir opamp devresinde opamp işte invert ediyormuş başka bir şey yapıyormuş topluyormuş, çıkarıyormuş, çarpıyormuş hiç önemi yok. İki tane kuralı hatırlayacağız. Çünkü bu pumpların hepsi ideal opamplar arkadaşlar. Birincisi şu giren akımlar sıfır yani input'tan giren akımlar sıfır. İkincisi de şu potansiyel fark. Tabi nelerin potansiyel farkı? İki input terminalin arasındaki potansiyel fark sıfır. Bu iki kural sayesinde istediğiniz herhangi bir opamp devresini çözebilirsiniz. Hatta yani opamp devresine baktığınızda onun ne tür bir opamp devresini anlayamayıp çözdükten sonra ha bu şöyle bir opamp devresidir diyebilirsiniz ki benim öğrenciliğimde başıma gelmişti. Hoca bildiğiniz true false şeklinde bu nasıl bir ya, true false'ta da böyle tek kelime doldurma yeri var. işte devreyi verip bu nasıl bir opamp devresidir dedi. Ben yapamadım. Yani ya hatırlayamadım öyle bakınca direkt bu şu devredir diyemedim. Daha sonrasında bir analiz yaptım. Hemen baktım sonuca göre dedim ki bu şudur. Aynen böyle yapabilirsiniz. O yüzden hemen başlayalım analize. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu çevirme yani, yani non-inverting taraftan baktığınızda bu taraf arkadaşlar topraklanmış. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Ve non-inverting dediğim zaman ya da böyle demeyeyim de şu düğümlere birer isim vereyim daha iyi olur. Buna A diyeyim. Şuna da B düğümü diyeyim. Şimdi A noktasında A düğümünde voltajın sıfır olduğu bence gayet aşikar. Şimdi A düğümünde voltaj eğer sıfırsa bu bize ikinci kural sayesinde aslında şunu söylüyor. Senin B noktasında sahip olduğun voltaj değeri de sıfırdır. Çünkü bu şu an çok önemli bir buluş. Neden biliyor musunuz? Az sonra göreceğiz. Şimdi biz bu A noktasıyla alakalı tüm değerleri biliyoruz. Yani zaten sadece potansiyelini bilebilirdik. O da sıfırmış öğrendik. Daha sonrasında burada bir input değerimiz var. Değil mi? Şu noktada. Şurada da bir output değerimiz var. Bunlar da soruda verildi diye düşünebiliriz inputu. Çünkü 0.5 olduğunu varsayın diyor. Tamam input da verilmiş. O zaman zaman neyi bulacağım ben? Output'u bulacağım değil mi? Peki bunu ne yapmam gerekiyor? Tek bir denklemle bulmam gerekiyor. Sebebi de şu. Bir tane değişkenim var arkadaşlar. B noktası da benim için bir değişken değil. Artık 0 volt olduğunu buldum. Yani bir denklemle bu soruyu çözebilirim. O yüzden gidiyorum arkadaşlar. Şu B noktasında bir adet akım kanunu uyguluyorum. Bunu yaptığım zaman ne geçiyor elime? Bakıyorum vb eksi v in diyeyim şu an. 0.5'i koysak mı ya da? Koymayalım böyle yapalım. Daha iyi bir şey bulacağımızı düşünüyorum ben. Hani daha iyi bir ilustrasyon olur. vb eksi v in dedim. Bölü 10k geldi değil mi? Artı diyorum daha sonrasında. vb eksi v output bölü 25k. Bunlar neye eşit olacak arkadaşlar? Sıfıra. E şimdi derseniz ki hocam. Tamam şuradan akan akımı bulduk. Şuradan akan akımı bulduk. Peki şuradan akan akım ne olacak? Arkadaşlar oradan akan bir akım yok. Çünkü iki tane kuralımız vardı ve bu kurallardan birincisi diyor ki senin giren akımların sıfır olmak zorunda. E süpermiş. Şimdi buradan devam ediyoruz. Neler yapabiliriz diye. Şimdi biz şunu biliyor muyuz? VB eşittir sıfır. O zaman ben VB gördüğüm yere sıfır yazarım. Eksi V input bölü 10K gelir buradan. Buradan da eksi V output bölü 25K gelir arkadaşlar. Ve bunlar da totalde sıfıra eşitlenmiş oluyor. Burada da şöyle bir şey yapabilirim. Bu şu ifadeyi karşı tarafa atarım arkadaşlar. Karşı tarafa attıktan sonra biraz daha düzenleme yapmam gerekir. Aslında kafa karışmasın diye şöyle hemen şuraya yazayım. Onu karşı tarafa atarsam eksi v in bölü 10k arkadaşlar neye eşit? v out bölü 25k. Şimdi burada da şu v in'i bu tarafa alsam 25k'yı da bu tarafa alsam ne elde etmiş olurum? v out bölü v in arkadaşlar eksi 25k Bölü 10K eder. Buradan da eksi 2.5'i elde etmiş oluyoruz. Bu bizim neyimiz? Inputla output arasındaki ilişkimiz arkadaşlar. Şimdi bunu bildiğimiz için soru gelip bize işte 0.5 olsa kaç olur? 3 olsa kaç olur? 10 olsa kaç olur? Hiç fark etmez. Biz sadece rakamları yerine koyacağız. Ama direkt bunu alıp analiz etseydik biraz sıkıntıya düşebilirdik. Farklı değerler için analiz etmemiz gerekirdi. Şimdi bunu biliyoruz ya. O Buradan şunu söyleyebiliriz ve out dediğimiz şey bizim inputumuzun iki buçukla çarpılıp daha sonra da invert edilmiş hali. eksi, o yüzden sonra koydum. Şimdi v, ve input dediğimiz şeyde 0.5 ise eğer bunu eksi 2.5 ile çarpıyorsak bu durumda output voltajımız eksi 1.25 volt olur. Buna da output voltajı diyelim. Şimdi bu sorunun ilk kısmıydı. Bunu tamamladık. Daha sonrasında 10 o, k ohmluk direncin üzerinden akan akımı soruyor bize. E zaten biz VB'yi biliyoruz arkadaşlar. 0. E şurası da V in değil mi? V in değerimiz de 0.5 ya arkadaşlar arkadaşlar. O zaman akım şu yönde akıyor zaten. Onu bir kararlaştıralım. Daha sonra şuraya alayım. Diyeyim ki I 10K 10. Burada da ne olacak? V in eksi VB bölü 10K diyeceğiz arkadaşlar. E burada da VB'nin yine 0 olduğunu ve V input'un da 0.5 olduğunu bilerek 0.5 bölü 10K'dan buraya 50 mikro amper cevabımızı koyacağız. Ve bu da videomuzun sonu. Aynı zamanda sorunun da cevabı olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zor bir durum yok. Çözüm çok kolay. Yine de kafanıza takılan noktalar olursa her zaman size yardımcı olmak isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.